93'te şehit oldu. Ev, işten eve gelirken elinde iki ekmeği kapısını açmasında bir zalimler seslendi ona. Dönüp baktığı gibi zaten onu taradılar. Çok şükür elime aldığım zaman yani ben ilk yetiştim. Başını kollarıma bıraktığı zaman eşedini getirmekten başka hiçbir şey yapmadı. Gözleri açık bakıyordu etrafa ama eşedini getirmekten başka hiçbir şey yapmadı. Hastaneye gidinceye kadar benim elimde en az 5-6 kere eşedini getirdi yani. Hastaneye amcaları filan arabayı çıkartıp getirdiler. Zaten orada şehadette kavuştu çok şükür Allah'a. Daha önceki hayatını hani ben ona yetiştikten sonra çok şükür hani bu yani İslami İslam'a girmesi kurban olduğum yaradan hani bir rüya sebebiyle yani bir rüya gördü. Ondan sonra bana dedi istiyorum örtünmeni. Ben de tamam dedim, neden olmasın. Ondan sonra aldı eline dini kitaplar bir iki tane, böyle birkaç tane okudu. Ondan sonra çok şükür hak yolunu buldu. O rüyadan sonra, hani bu davaya girdikten sonra çok şükür yani yüz değişti. Namaz kılışı bile hani imrenerek izliyordum yani. Daha önce namaz kılmayan bir insan o kadar düzgün bir şekilde namaza duruyordu ki ben bugüne kadar hiç kimseye o kadar düzgün durduğunu görmedim. İslami hayat yaşamasından dolayıydı. Çünkü sakal bırakıyordu diyorlar. Niye sakal bırakıyorsun? Çevresindekiler hani niye hanımın örtünmüş? Bu tür şeylerle zaten geldiler. Evet baskı yapıyorlar. Niye hanımın örtündü? Niye sen birden böyle değiştin? Hani daha önce namaz kılmayan bir insandı. Nasıl böyle oldun? Çok şükür Allah-u Teala'nın sevdiği kuldu ki hani en azından hak yolunu buldu öyle gitti. Arabamı durdurdular dedi. Bana demişler ilahi çalma, bir de sakalını kes demişler. Bir yazı vardı herhalde arabanın arkasında Mizgina İslam. Onu da kaldırın demişler. O da demiş ben kaldırmıyorum. Benim size bir zararım dokunmuş mu yok. Siz ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Hani ben kendi arabamda veya hani kendi evimde sakalımdan size ne? İlahi çalıyorsam size ne? Ben size karışıyor muyum? Rahatsız oluyordular zaten. Çok şükür layıktı de ki öyle hani bu hak yoluna girdi öyle gitti. O Kur'an okumayı bilmiyordu. Hani bu davaya girdikten sonra hani bu rüyayı gördükten sonra diyelim biz. Aldı Kur'an-ı Kerim'i hem okuyordu hem yazıyordu. Dini kitaplar yazdığı zaten 2-3 sayfa yazabildi. Hani o kadar zamanı olmadı da. Çektik desek açta kaldık susuzda kaldık. Yeri geldi be çocuklarımın önüne ekmek bıraktım çekildim köşeye. Dedim yeter ki onlar doysun. Hani ben aç kalsam da bir şey olmaz. Yani bunu bile yaşadık. Çok şükür Allah helal yaptı. Bir şekilde buraya kadar geldik yani. Çok şükür iki çocuk. Hani Allah helal bana nasip etmişti. Çok şükür iki evladım oldu. Yani zor da olsa Rabbim o gücü verdi. Yani 20 yıl çektik yani. Çok şükür. Çok şükür ahlak olsa, terbiye olsa, disiplin olsa Rabbim hani onu da verdi onlara. Layıktık Allah-u Teala bize verdi. Çok şükür okullarını da okudular. Çok şükür ahlakları da düzgündür. Hani çok zorluklar çektik.
Hem anne hem baba olmak çok zor. Çocuklarımı çok şükür hani anne olarak, babayla anne görevini görerek çocuklarımı bu yaşa getirdim. Ama bayağı zorluklar çektik çok şükür Yaradan'a. 24 yıldır işte geçtik. Sevgisi dinmedi ve dinmeyecek. Hatta gitgide artıyor. Rabbim bizi onun şefaatinden mahrum etmesin. مظلوم و قهر